Zamana kadar genellikle ülkeler hakkında konuştuk. İçlerinden bazıları sizi cezbetti veya bazıları ise sizi o ülkeden daha da soğuttu. Peki size göre dünyanın en yaşanılabilir başkenti neresi olabilir? Bir ülkenin başkentinde mutlaka olması gereken özellikler nelerdir? Geçen videoda Rusya'nın bilinmeyen şehirlerinde bir yolculuğa çıkmıştık. O halde gelin şimdi de dünyanın en büyük yüz ölçümüne sahip bu ülkenin başkenti Moskova hakkında konuşalım. Rusya'nın 17 milyon kilometre kare gibi dudak uçuklatacak derecede büyük olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bu devasa ülkenin kalbinin attığı şehir olan Moskova, Belarus'un biraz doğusunda, Ukrayna'nın ise biraz yukarısında yer alıyor. Yani başkentleri Sibirya'nın dondurucu soğuklarının olduğu kuzey bölgelerinde değil, daha ılımlı ve sıcak bir bölge olan ülkenin batı hattına konumlandırılmış. Rusya'nın kuzeyindeki eksi 50'leri bulan soğuklarının aksine Moskova'da kışın havalar sadece eksi 10 derece civarlarına kadar düşüyor fakat sert bir ayaz havası hakim oluyor. Şehre harita üzerinde biraz daha yakınlaşacak olursak aslında yeterince büyük bir alana sahip olmadığını görebiliriz. Öyle ki şehrin kapladığı toprak alanı sadece 2511 km². Yani 5461 km² İstanbul'un yarısı bir tane Moskova ediyor. Ancak bu alan içerisindeki insan sayısı son derece fazla. Rusya'nın şüphesiz ki St. Petersburg ile birlikte en popüler şehri olan Moskova, yaklaşık 19 milyon insana ev sahipliği yapıyor. Ona en yakın şehir olan St. Petersburg'da ise 6 milyon insan yaşam sürüyor. Dile kolay, bu şehir 850 yıldan fazla süredir Rusya'nın ve Rus halkının başkenti durumunda. Bu yoğun nüfusu küçük bir alana sığdırabilmenin yoluysa elbette yüksek katlı gökdelensi yapılar inşa etmekten geçiyor. Rusya'nın bu can alıcı şehrinde yüzlerce yüksek binalar görebilirsiniz. Durumu normal standartların biraz iyisi olan ortalama daire kiraları ise 200 bin rublelerden başlıyor. 200 bin rubleye tutacağınız 2 veya 3 odalı bu dairelerin dolar karşılığı bedeli ise minimum 2 bin dolar dostlarım. Dolayısıyla Rusya'da ve Moskova'da yaşam düşünceniz varsa, dünyanın milyarderlerini içerisinde barındıran bu şehirde yaşamanın bedeli aylık en az 2000 dolar bandında seyrediyor. 100 bin rubleye de daire bulursunuz ancak bu daireler en az 20 yıllık durumdalar ve merkeze uzaklar. Dünyadaki başkentlerin neredeyse yarısından çoğunun denize kıyısı var. Ancak Moskova'nın denize herhangi bir yakınlığı bulunmuyor. Şehrin içinden Moskova Nehri dedikleri bir nehir akıyor ve bu nehir gerek kışın gerekse yazın Rus insanlarının huzurlu vakit geçirdiği bir dinlenme alanı tadını veriyor. Şehrin göbeğini yarıp geçen bu nehrin üzerinden kara bağlantıları sağlayan minik köprüler inşa edilerek insanların hizmetine sunulmuş. Nehirlerin varlığından da anlayacağınız üzere şehir geniş bir ova üzerine kurulmuş. O meşhur Moskova Kremlin Sarayı ise şehrin en orta ve en göbek kısmına konumlandırılmış. Bu saray Rusya'nın en büyük simgelerinden bir tanesi ve Rusya'ya giden hemen herkesin Moskova Kremlin Sarayı'nın önünde çekilmiş bir fotoğrafı vardır. Bugün Putin'in resmi makamı da yine Kremlin Sarayı'dır. Burası yüksek mahkemelerin, ülkenin yönetim merkezinin ve zengin oligarkların şehri olduğundan şehirde siren çalan ve trafiği kilitleyen lüks makam araçlarını sık sık görebilirsiniz. Rusya'da Kremlin adında pek çok saray olduğunu da ayrıca belirtmiş olalım. Diğer yandan İngilizce'de Red Square olarak kalıplaşmış olan Kızıl Meydan da elbette başkentte yer alıyor ve bu meydanın çevresi Arnavut kaldırımı yollarla döşenmiş ve etrafta tek bir çöp yok. Kızıl Meydan, Rusya'ya ve Moskova'ya gelen turistlerin en çok vakit geçirdiği popüler bölgedir. İşte bugün dünyanın gündemini belirleyen ve her hamleleri bir haber niteliği taşıyan Rusya'nın can damarı şehrindeki mimariler işte böyle bir zemin üzerine kurulu.
Moskova'nın başka bir simgesi olan tarihi Aziz Vasil Katedrali de yine bu Kızıl Meydan'ın en büyük simgelerinden bir tanesi ve tüm ihtişamıyla ayakta duruyor. Şu sıralar meydana dışarıdan fazla bir turist akını yok. Bunun sebebi ise Rusya'nın Batı ile olan soğuk bir diplomatik süreç içerisinde olması ve batılı uçak şirketlerinin Rusya'ya olan uçuşları azaltmış veya durdurmuş olmasıdır. Fakat Rusya'nın kendi içerisinde çok büyük bir nüfusa ve zengin kaynaklara sahip olması onları dışa bağımlı olmaktan kurtarıyor. Bu nedenle başkentleri yılın hiçbir zamanı ıssız ve sessiz bir yer değil. Bunun en büyük göstergesi Moskova'da hiç bitmek bilmeyen festivallerin düzenleniyor olmasıdır. Eğer şanslıysanız oraya gittiğinizde bu gibi göze hitap eden festivallere denk gelebilirsiniz. Bu festivaller onlar için sıradan olabilir. Ancak Moskova'ya dışarıdan gelenler için bir hayli ilgi çekici görüneceğine eminim. Bugün dünyanın büyük çoğunluğu hala yaz aylarını yaşıyor ve Moskova'da da şu an için insanlar kısa kollularla gezmeye devam ediyor. Size orada akan hayatı birazcık gösterecek olursak, şehrin hem gündüz hem de akşam aşırı derecede canlı olduğunu söyleyebiliriz. Savaşın etkilerine rağmen Moskova'da aktif ve rahat bir yaşam söz konusu. İnsanlar arkadaş gruplarıyla Moskova sokaklarını dolduruyorlar ve neredeyse kimse yalnız gezmiyor. Bazıları arkadaşlarıyla banklarda oturuyor, bazıları kafelerde birbirlerine heyecanlı bir olay anlatıyor, bazıları ise yollarda fotoğrafçılara fotoğraf çektiriyor. Fotoğraf çekilme kısmı önemli çünkü Moskova'ya gidince fazla sık görmediğiniz bir olayla karşılaşabilirsiniz. Başkentin merkezinde elinde profesyonel kameralarla gezinen fotoğrafçılar var ve bu insanlar bakımlarına ve güzelliklerine bir hayli düşkün olan Rus insanlarını ücret karşılığında çekerek para kazanıyorlar. Hem çekilen insanın orada ölümsüz anıları oluyor hem de başka biri onlar üzerinden gelir elde ediyor. Hatta bazı fotoğrafçılar çıtayı öylesine yukarıya çıkarmış ki şehirde kendilerine işlek bir yer seçiyorlar, oraya bir arka plan seti kurup fotoğraf çekilmek isteyenlere daha profesyonel bir zemin hazırlıyorlar. Aslında buna ihtiyaç da yok çünkü Moskova'nın her bir köşesi, parkları, nehirleri, caddeleri ve mimarileri orada kusursuz fotoğraflar çekmek ve çekilmek için yeterince iyi imkanlar sunuyor. Özellikle başkentin mimarileri Batı'nın Avrupa'yı mimarilerine aratmıyor ve bu mimarilerin her biri ülke için ikonik bir eser niteliği taşıyor. Sizin bir başkentte veya yaşamak istediğiniz ideal bir şehirden beklentiniz neyse, Moskova tüm bu gereklilikleri büyük bir oranda karşılıyor. Bir restorana mı gideceksiniz? Önünüzde yüzlerce seçenek var. Aynı parka veya gece kulübüne sürekli gitmekten sıkıldınız mı? Daha başka yüzlercesi var. Veya sürekli yeni insanlar tanımaktan hoşlanıyor musunuz? İstemediğiniz kadar çok yeni yüz ve yeni insan Moskova'da yaşıyor. En güzeli de şehir Rusya'da kazanabileceğiniz en yüksek gelirli iş fırsatlarını sizlere sunuyor. Şayet bugün böylesine canlı ve mükemmel mimarili bir şehirde yaşamak isterseniz, Moskova'da aylık 4-5 bin dolar bandında net bir gelire ihtiyacınız var. Aksi halde Moskova'nın şatafatlı hayatı sizin bütçenizi zorlayabilir. Eğer Moskova sizin için pahalıysa ve yine de oraya yakın bir konumda olmak isterseniz, şehrin hemen doğusundaki Vladimir şehri sizin için bir tercih olabilir. Ya da daha doğusunda Kazan şehri var ki orası da büyük bir şehir havası veriyor. Zira Kazan şehri Rusya'ya bağlı Tataristan'ın en büyük şehri ve Tatarların da başkenti. Veya siz Finlandiya sınırına yakın daha az kişinin olduğu başka bir gelişmiş şehir arıyorsunuzdur. Orası da Moskova'nın kuzeyindeki St. Petersburg şehri. Moskova'ya sadece yetişkinler değil, Rusya'nın dört bir yanından gençler de akın ediyor. Çünkü ülkedeki en büyük teknik üniversiteler Moskova'da bulunuyor ve burada alacakları eğitimlerle uluslararası çapta işler bulabiliyorlar. Bugün Moskova'da 13 tane üniversite var ve bu anlamda sadece yetişkinlere değil, her yaştan insanı kendisine çeken bir şehir durumunda. Diğer yandan Moskova'da fotoğraf çeken ve çekilenleri çok fazla görebilirsiniz çünkü Rus insanları ve özellikle Rus kadınları fotoğraf çektirmeyi gerçekten seviyorlar. Onları habersiz bile çekseniz sizi fark ettiklerinde agresif ve sinirli bir tavır göstermiyorlar. Aksine gülümsüyorlar ve kameraya pozlar veriyorlar. Gerçekten de Rus insanlarının ellerinde sürekli telefonlar var ve siz onları çekmeseniz bile onlar devamlı şık kıyafetlerini giyinip kendilerini çekiyorlar. Sanırım Ruslar yalnızca dış dünya tarafından değil, kendileri tarafından da beğeniliyorlar.
İnsanların yüzlerine baktığınızda onların tam anlamıyla Slav ırkının özelliklerini taşıdığını görebiliyorsunuz. Hemen 10 insandan 8'i açık bir tene sahip ve çoğunlukla sarışınlar. Buna bağlı olarak Rusların gözleri büyük oranda mavi veya yeşil renkte görünüyor. Güzellik tanımı elbette kişiye göre değişir. Ancak bütün dünyanın Slavik görünüme olan hayranlığı da elbette inkar edilemez. Ruslar da bu ilginin farkında olacaklar ki özgüvenleri bir hayli yüksek görünüyor. Ayrıca sadece geceleri bir yerlere giderken değil, gündüzleri normal bir arkadaş buluşmasında bile fazlaca zarif giyiniyor Ruslar. Rusya, Hristiyanlığın Ortodoks mezhebine bağlı bir ülke, ancak ülkenin dini yapısı ve yönetim şekli, oradaki insanların kıyafetlerine ve yaşam tarzlarına hiçbir şekilde müdahale etmiyor. İnsanlar rahatça istedikleri şekilde gezebiliyorlar ve gerek toplum gerekse hükümet tarafından üzerlerinde herhangi bir baskı yok. Yani özgürler. Burada insanlar yalnızca mekanlarda değil, gündüzleri sokaklarda bile dans ediyorlar. Hayat enerjileri Batı'nın Avrupa yaşam tarzından geri kalmış değil ve son derece hareketli, eğlenceli tavırlar içerisindeler. Moskova'daki insanların yüksek motivasyona sahip olması, orada müzik yaparak para kazanmak isteyen gençlere de ekmek kapısı oluşturuyor. Caddelerin her bir köşesinde farklı türden enstrümanlar çalan müzisyenler var ve bu nedenle Moskova'da gezinirken kulağınıza devamlı güzel ezgiler gelebilir. Ayrıca akşam gün batımı saatlerinde Moskova'nın kaldırımları insanla dolmaya başlıyor ve neredeyse boş bir kaldırım bulamıyorsunuz. İnsanlar kafelere gitmese bile sevdikleri insanlarla bu park ve kaldırım alanlarını sonuna kadar dolduruyorlar. Hatta Moskova'da bazı insanlar arabalarını bir köşeye park ediyorlar ve bagajlarını açarak bagajda nargile keyfi yapıyorlar. Bu ender görülen bir durum değil ve parklarda boş alan bulamayanlar nargilelerini ve içeceklerini alıp arabalarının bagajlarında açık hava keyfi yapıyorlar. Kimi ise bir şeyler yiyip içmek yerine Moskova Nehri'nin yeşil kenarlarında sohbet odaklı vakit geçirmekten hoşlanıyor. Ya da Rusların bazıları akşamları bankları farklı amaçlar içinde kullanabiliyor. İnsanların çok genç yaşta olmalarına rağmen fazlaca tütün ürünü içiyor olmaları ise Moskova sokaklarında göze çarpan başka bir detay olduğu gibi şehirde 65 yaş üzeri yaşlı nüfusu pek göremiyorsunuz. Yollarda karşınıza çıkan insan tiplerinin neredeyse hepsi 50 yaşın aşağılarında bulunuyor. Yaşlı insanları genellikle metrolarda görürsünüz ve yollarda pek dikkat çekmezler. Metro demişken, Moskova'nın dünyanın en büyük ve en geniş metro ağlarından birine sahip olduğunu da belirtmek gerek. Bu şehir bir başkentin ihtişamına yakışır derecede detaylı bir ulaşım ağına sahip ve üstelik Moskova metroları diğer Rus metroları gibi oldukça iyi bir mimariye sahip. Sovyetlerden gelen bu ultra şık metro tasarımları gerçekten de Rusların en iyi olduğu konulardan bir tanesi. Bunu size daha iyi gösterebilmek adına Moskova içerisindeki her bir metro durağına ait istasyonların ne denli zarif ve temiz olduğunu kendiniz de gözlemleyebilirsiniz. Ülke genelinde 11 hat üzerinden 160'tan fazla metro istasyonuna ev sahipliği yapıyor Rusya. Moskova'da insanlar dışında dikkat çeken başka bir durum da orada fazlasıyla lüks araç görecek olmanızdır. Bu lüks araçlar özellikle Moskova'nın akşam saatlerinde ortalığa çıkıyorlar ve her biri resmen göz kamaştırıyor. Kafanızı nereye çevirirseniz çevirin, Ferrari'ler, Lamborghini'ler, Mercedes'ler ve daha fazla çeşit araç aniden karşınızda beliriyor. Şehirde Malaya Bronnaya adlı bir sokak var ve burası Moskova'nın en elit kesimlerinin yaşadığı, taksilerin en yoğun geçtiği ve zenginlerin sıklıkla vakit geçirdiği yer burası. Dolayısıyla en pahalı markalaşmış alışveriş merkezleri ve en pahalı araçları Moskova'nın Malaya ve Petrovka gibi sokaklarında görebilir, akşamları o sokağın trafiğine ve insan seline kendinizi bırakabilirsiniz. Ayrıca Moskova kozmopolit ve çok uluslu bir yapıya sahip olduğundan Rusçayı çok iyi bilmeseniz bile İngilizcenizle iletişim sorunlarının üstesinden gelebileceğiniz bir yer. Şehrin çok uluslu bir yapıda olması, oradaki yemek kültürü bakımından da sizin ağız tadınıza uygun yemekler sunuyor. Bunun yanı sıra Moskova'nın bu işlek caddeleri yeni evlenenlerin de en çok uğradığı alanların başında geliyor. İnsanlar düğün organizasyonlarını Moskova'nın bu elit semtlerinde yapıyorlar ve Moskova Nehri'nin etrafında birden fazla gelin damat ve yüzlerce davetli insanın bir arada olduğunu görürseniz şaşırmayın. Moskovalı bu Rus insanlarının düğün törenleri çalgılı, müzikli ve gösterişli değil. Daha çok sade ve özel davetlilerin yer aldığı nikahlar şeklinde yapılıyor.
Özetle bugün Moskova'da Rusya'nın siyasi sorunlarının aksine capcanlı akıp giden, insanların güvenle yaşadığı bir şehir havası var. Burası her ne olursa olsun dünyanın en gözde ve ilgi çeken başkentlerinden biri olmaya devam edecek gibi görünüyor. En azından Moskova'daki insanlar ülkelerinde yaşamaktan memnun gibiler ve yüzlerinde bir korku, kısıtlanmışlık belirtisi göstermiyorlar. Yaşadığınız ülke aşırı küçük değilse, başkentten hariç popüler bir şehri daha mutlaka vardır. Nasıl ki Türkiye'de Ankara'dan hariç bir İstanbul gerçeği varsa, İngiltere'de de Londra'nın dışında bir Manchester gerçeği var. Ya da İspanya'dan Madrid'i ve Barcelona'yı rahatlıkla örnek verebileceğimiz gibi, Rusya'da da Moskova'dan hariç St. Petersburg'u ön plana çıkartabiliriz. St. Petersburg, Rusya'nın kuzeybatısında bulunan 1439 kilometrekare alan içerisinde 6 milyon insanı barındıran bir şehir. Burası Avrupa'nın en kalabalık 4. şehri olarak gösteriliyor. Rusya'nın başkenti Moskova ise 12 milyonluk nüfusuyla ikinci sıradayken, Avrupa'nın en kalabalık şehri ise 18 milyonu aşkın nüfusuyla İstanbul'dur. St. Petersburg, Rusya'da Moskova'dan bile zaman zaman daha çok beğeniliyor. Çünkü burası konum itibariyle Avrupa'ya en yakın mega Rus şehri. Finlandiya'nın hemen aşağısında bulundukları gibi, aynı zamanda Estonya gibi Baltık ülkelerine ise sadece 2 saat uzaklıkta yer alıyor. Yani St. Petersburg'da yaşayan bir insan, gerekli evraklara sahipse 1-2 saat içerisinde kendisini Avrupa ülkelerine atabilir ve Rusya-Avrupa arası aktif bir yaşam sürebilir. Şehrin Moskova'dan başka bir artı yanı ise burada mükemmel bir deniz imkanı da var dostlarım. Hatırlayın, Moskova'dan sadece nehirler geçiyordu. Ancak St. Petersburg'a harita üzerinde bakarsanız, şehrin batı şeridinin Finlandiya Körfezi'ne açıldığını görebiliriz. Finlandiya Körfezi'nin devamındaysa elbette Baltık Denizi bulunuyor. Deniz faktörü bir şehri popüler yapan en güçlü etkenlerden bir tanesi. Çünkü yapılacak şeylerin sayısı denize bağlı olarak artıyor. En basitinden Ruslar St. Petersburg plajlarına gidip denize girebiliyorlar. Ancak Moskova'da böyle bir imkan yok. Ya da insanlar St. Petersburg sahillerinde aileleriyle yürüyüşlere çıkabiliyorlar. Özellikle akşam iş saatlerinden sonra insanlar şehrin kumsallarında deniz havası alıp stres atabiliyorlar. Eğer ki St. Petersburg'da yazlar kısa sürmeseydi, burası Rusya'nın ve dünyanın en büyük tatil şehirlerinden biri olabilirdi. Ancak maalesef ki bu şehirde yazlar çabucak geliyor ve geçiyor. Yani havalar çabuk soğuyor. Üstelik şehrin içinden sadece deniz değil, aynı zamanda bir nehir de akıyor. Bu nehrin adı Neva Nehri ve St. Petersburg'un doğusundaki Ladoga Gölü'nden gelerek şehri üç koldan yarıyor ve Finlandiya Körfezi'ne dökülüyor. Hal böyle olunca St. Petersburg'un batı hattının aslında adalardan oluştuğunu anlayabilirsiniz. Bu adaların her birinin kendine özgü isimleri var. Onlardan birinin ismi New Holland. Adalar tıpkı New York'ta olduğu gibi burada da köprüler vasıtasıyla birbirine bağlanmış ve şehri bir bütün haline getirmiş. Şehir üzerindeki toplam ada ve adacıkların sayısının 42 olduğunu söyleyebiliriz. Adacıkların yanı sıra 55 adet kanal ve 500'e yakın köprüsüyle Rusya'nın Venedik'i olarak biliniyor St. Petersburg. Şehri içinden yarıp bölen bu kanalların etrafındaysa çokça yalı tarzı gösterişli evler var. Bu evler ülkedeki zenginlerin konakladığı veya yatırım amaçlı otel olarak verdikleri yerleri kapsıyor. Kanalın çevresindeki bazı binalarsa modern çağa kıyasla artık çok eski kaldığından sahiplerince boş bırakılabiliyorlar. Bu binaların satın alma bedelleri ise gerçekten dudak uçuklatıyor. Özellikle bazılarına yaklaşık 50 milyon dolarları bulan fiyatlar biçiyorlar. Şehri konumu itibariyle enfes yapan başka bir nokta daha var ki, o da beyaz gecelere ev sahipliği yapıyor olmasıdır. Hayır, Tayland'daki hareketli geceler gibi gecelerin sabah olmadığı türden bir gece hayatından bahsetmiyorum. Buradaki beyaz geceler olayı tamamen bir doğa olayı. Beyaz geceler, kutup dairelerinde güneşin asla ufka dokunmadığı yerlerde meydana gelen inanılması güç bir görsel şölendir.
yani yılın yaz aylarında gündüzler bu şehirde 19 saati aşkın bir süre sürüyor. Güneş sabah 3'te doğuyor ve gece 11 gibi batıyor. Mesela görmekte olduğunuz bu manzaralar aslında gecenin bir yarısına ait. Ancak gördüğünüz gibi gökyüzü karanlık değil. St. Petersburg, Kuzey Kutup Dairesi'ne en yakın şehir olduğu için bu olay İsveç, Norveç gibi yerlere kıyasla burada daha net şekilde görülüyor. Ruslar Mayıs ayında başlayıp Temmuz ayına kadar devam etmekte olan bu süreci pek çok etkinlikle, festivalle kutluyor ve şehir adeta bir eğlence merkezine dönüşüyor. Müzikler, danslar, ışık şovları ve daha birçok görsel şölen şehri dünyanın en gözde merkezlerinden biri haline getiriyor. Yani bu şehir yazın uyumuyor desek yeridir. Eğer siz aydınlıkta uyuyamayan ve gürültü sevmeyen bir insansanız, özellikle yaz aylarında St. Petersburg'da durmak sizin için epey can sıkıcı olabilir. Ruslar bu olayı bütün dünyaya öylesine güzel pazarlamış ki, savaştan öncesine kadar her yıl dünya genelinde milyonlarca insan sırf beyaz geceler için bile St. Petersburg'u ziyaret ediyor ve gece saatlerindeki aydınlık havaya kendi gözleriyle şahit oluyordu. Oradaki insanlar gecenin aydınlığında yıldızları bile görebiliyorlar. Aslında St. Petersburg'un bu kadar özel bir bölge olduğunu yeni yeni fark etmiyoruz. Burası ta ki Çarlık Rusya zamanında bile büyük bir potansiyele sahipti. Hatta Çarlık Rusya'nın tam 200 yıl boyunca başkenti durumundaydı. 1700'lü yılların hemen başında Rus Çarı Petro tarafından kuruldu. Aslında şehir başlangıçta bir bataklıktan ibaretti. Şehrin ismindeki Peter, Çar'ın isminden geldiği gibi Burg ismi ise Almanca dilindeki kale kelimesinden gelmekte. Petro, bütün Avrupa'yı gezdikten sonra oraya hayran kalmış ve özellikle Venedik'i görünce St. Petersburg neden böyle olmasın diye düşünerek şehre kanallar açmış ve burayı adeta Venedik gibi yapmaya çalışmış. Ayrıca Rus Çarı Petro, St. Petersburg'u Rusya'nın Avrupa'ya açılan kapısı olarak görmüş ve bu anlamda şehre büyük yatırımlarda bulunmuş. Örneğin şehirdeki ilk üniversite 1724 yılında kuruldu ve o zamandan bu yana 40'tan fazla üniversite St. Petersburg'da eğitim ve öğretime açıldı. Öyle ki şehir bugün bile Rusya'nın bütün genelinden öğrenciyi kendisine çekiyor ve Moskova ile beraber Rusya'nın mühendislik dahisi üniversitelerine ev sahipliği yapıyor. Şehirdeki en meşhur ve en köklü üniversite St. Petersburg Devlet Üniversitesi'dir. Eğer aranızda İkinci Dünya Savaşı dönemlerine ilgisi olanlarınız varsa, Leningrad adlı bu şehrin ismini ve oradaki kuşatmaları mutlaka duymuşsunuzdur. İkinci Dünya Savaşı sırasında çok büyük dramlar yaşamış olan Leningrad şehri, 900 gün boyunca kuşatmalara direnerek pes etmemiş. İşte o Leningrad aslında St. Petersburg'un ta kendisi dostlar. Burası 1924'te Lenin'in ölümünden hemen sonra onun anısına ismi değiştirildi ve Leningrad yapıldı. Şehrin ismi Sovyetler Birliği döneminde Leningrad adını almaya devam etti ve 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Boris Yeltsin hükümeti tarafından yeniden St. Petersburg olarak eski ismini aldı. İşte bu yüzden bu şehir Rusya için sıradan bir şehir değil ve bütün dünya tarafından çok iyi derecede biliniyor. Şehir tarihsel süreçte o kadar iyi korunmuş ki hem Rusya'nın Çarlık döneminden hem de Sovyetler döneminden pek çok maneviyatı içerisinde barındırıyor. Bu mirasların en büyük kanıtıysa şehri kendine has mimarisiyle süsleyen mükemmel binalarıdır. Bahse varım ki St. Petersburg'u ziyaret ettiğinizde elinizden telefonunuzu veya kameranızı asla düşürmezsiniz. Attığınız her adımda bir öncekinden daha güzel olan bir mimari görürsünüz ve hemen onun fotoğrafını çeker veya önünde çekilirsiniz. Şehirdeki bu muazzam mimariler genellikle beyazın ve kahvenin tonlarında oluyor ve ana caddeleri boydan boya süslüyorlar. St. Petersburg sadece Moskova'yı değil, Avrupa ülkelerinde bile birçok başkenti arkasında bırakacak derecede iddialı bir şehir. Şehrin kalbinin attığı Nevski Caddesi, buranın resmen can damarı niteliğinde. Bu tarihsel dokulu mimarilerle süslenen Nevski Caddesi'nde yollarda tek bir çöp göremezsiniz. Burası St. Petersburg'un en çok göze çarpan ve daima temiz tutulan bölgesidir. Görmekte olduğunuz bu tarih kokulu mimarilerse genellikle Rusya'nın Çarlık döneminden kalma. Her birinin kendi içerisinde bir hikayesi ve bir anlamı var. Dolayısıyla şehir görsellik bazında gerçekten de Moskova'ya taş çıkartır nitelikte iyi görünüyor.
Caddelerde bolca insan var ve özellikle mesai saatlerinde bir yerden başka bir yere hareket eden bolca insan ve araba görüyorsunuz. St. Petersburg'da göz zevkinizi arşa çıkaracak tek detaylar elbette temiz yollar ve mimariler değil. Burası sanki Rusya'nın Moskova ile birlikte en güzel insanlarının bir araya gelip toplandığı bir şehir gibi. Rus insanları ya kafelerde arkadaşlarıyla vakit geçiriyor ya da bolca kendi fotoğraflarını çekiyorlar. Sokaklar ve parklar daima hareketli ve karşınıza yaşayan bir şehir çıkıyor. Benzer manzaralar Moskova'da da vardı ve buradaki Ruslar da kendi güzellikleriyle övünür derecede özgüvenli görünüyorlar. Hemen hemen kimse yalnız başına değil ve Ruslar arkadaş edinmeyi ve sosyal olmayı gerçekten seviyorlar. Ruslar neredeyse hiç evde oturmuyorlar. Gündüzleri işe gidiyorlar, geceleri ise kendilerini St. Petersburg'un akışına bırakıyorlar. Daima bir programları ve planları var. Giyinip süsleniyorlar ve gece yaralarına kadar eğleniyorlar. Geceleri yollarda daha fazla lüks araç oluyor ve zenginler Rusya gece hayatını gösterişli oyuncaklarıyla domine ediyorlar. Ayrıca Ruslar hem gece hem gündüz telefonlarını ellerinden hiç düşürmüyorlar. Şayet arkadaşlarıyla sohbet halinde değillerse dakikalarca gözlerini telefonlarından ayırmadan ekrana odaklanıyorlar. St. Petersburg'daki parkların akşam saatlerinde ve hafta sonları ne kadar dolu olduğuna bakarsanız, bu insanların gerçekten de hayat dolu olduklarını siz de görebilirsiniz. Şehrin park ve yeşil alan sorunu olmadığı için oradaki onlarca parktan herhangi birinde sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebilirsiniz. Ayrıca bu alanlardaki müzik sesleri ve sanatçıların varlığı bile St. Petersburg'u güzel bir atmosfere sokuyor. Aslına bakarsanız burası bir sanat şehri olarak da anılıyor. Şehirde yüzlerce müze ve tarihi alan var. Emirtaş Müzesi, Kazan Katedrali ve Peterhof Sarayı bunlardan sadece birkaçı. Bu şehirde özellikle kadınlar %90'ın üzerinde okuma yazma oranıyla iyi derecede eğitimli durumdalar ve Rus kadınları burada erkeklerin çalıştıkları işlerde bile çalışıyorlar. Yani Rus kadınları iş seçimi konusunda cinsiyetçiliğe bakmazlar ve bu konuda cesur oldukları kadar beceriklidirlerdi. St. Petersburg'un Rusya'daki en yaşanılabilir iki şehirden biri olduğu düşünülürse, 145 milyonluk bu şehrin ne derece fazla rağbet olduğunu sizler de tahmin edebilirsiniz. Hal böyle olunca buradaki ev kiraları da en az Moskova kadar artmış. Rus emlak sitelerinden oradaki evlerin aylık kiralarına bakarsanız, neredeyse aylık 75 bin rubleden daha aşağı bir daire bulabilmeniz imkansız. Bu dairelerin ortalama fiyatları 150 bin rubleye kadar rahatlıkla çıkabiliyor. 100 bin rublenin aşağı yukarı 1000 dolar olduğu düşünülürse, St. Petersburg'da 2 odalı bir daire için tahminen 1000 doları gözden çıkarmanız gerekli dostlarım. Eğer St. Petersburg'da çalışacaksanız ve kirayı o kadar veremem diyorsanız, şehrin hemen dışında Kudroya gibi küçük kasaba şehirleri inşa edilmiş. Buralar St. Petersburg odaklı yaşayan ancak barınma ihtiyacını daha ucuza gidermek isteyenlerin kalitesiz, ucuz, yüksek binalarda kaldıkları cansız yerlerdir. St. Petersburg'da yaşayanların bu kadar yüksek kiralar karşısında çok iyi maaşlar aldığını düşünebilirsiniz. Ancak şehirdeki milyonlarca insanın yarısından çoğu aylık 1000 doları bile göremiyorlar, buna emin olabilirsiniz. Dolayısıyla bir ailede birden fazla kişi çalışarak kirayı ve diğer masrafları karşılamaya çalışıyorlar. İnsanlar bakımlı olabilirler ancak çok lüks bir yaşam standardına sahip değiller. Bu şehirde ortalama bir ailenin karnı tok, alım gücü yüksek, rahat bir yaşam sürebilmesi için en az 3000 dolar eve sokması gerekiyor. Şehirde ulaşımsa genellikle metrolarla ve otobüslerle yapılıyor. Şehrin en merkezi kabul edilen Nevski Bulvarı'ndan birçok farklı bölgeye ulaşım sağlayan otobüs hatları mevcut. Ayrıca yalnızca bir ulaşım aracı olarak değil, adeta turistik bir cazibe yeri olarak da hizmet veren St. Petersburg metrosunu mutlaka ziyaret etmelisiniz dostlarım. Rusların bu metro mimarisi konusundaki başarısı gerçekten de alkışlanmaya değer. Ülkedeki hemen her şehrin metrosunda olduğu gibi St. Petersburg metrosunu da göz kamaştırıcı derecede güzel inşa etmişler. Bu şehrin metrosu insanları yalnızca bir yerden başka bir yere taşımakla kalmıyor, aynı zamanda görsel bir eser tadı veriyor. Şehirde 54 adet metro istasyonu mevcut ve St. Petersburg'un en uç noktalarına bile metro ile gidebiliyorsunuz. Moskova'dan St. Petersburg'a ise trenle 5 saat sürecek bir seyahat edebilirsiniz.
Ayrıca bu şehre bir gemi turuyla gelirseniz şehirde 72 saat boyunca vizesiz kalabiliyorsunuz. Şehir Avrupa bölgesine yakın olmasına karşın burada da ağırlıklı olarak Rusça konuşuluyor. Her ne kadar Rusya'nın diğer bölgelerine kıyasla yabancı dil bilme oranı yüksek olsa da iyi derecede bir Rusça bilmiyorsanız St. Petersburg'da alışma ve çevre edinme süreciniz uzun bir süre alabilir. Eğer Kiril alfabesine yabancıysanız sadece konuşmayı değil yazım işini de çözmeniz gerekiyor. Zira tabelalar dahil olmak üzere şehirdeki her resmi kurumda Rusça'ya ve Kiril alfabesine rastlayacaksınız. St. Petersburg'da keyfinizi kaçırabilecek bir durumsa şehrin sürekli yağış alıyor olmasıdır. Şayet günün birinde bu şehirde yaşayacak olursanız özellikle yağmura ve kapalı bulutlu havalara alışkın olmalısınız. Özetle St. Petersburg şüphesiz Rusya'nın en can alıcı iki şehrinden biridir. Rusya ülkesini ve haritadaki konumunu hemen hepimiz biliyoruz. Rusya 17 milyon kilometre kare ile yüz ölçümü Antarktika'dan bile daha büyük olan, Çin gibi 9 milyon kilometre karelik devasa bir ülkeyi bile neredeyse ikiye katlayan muazzam derecede büyük bir toprak alanına sahip. Bu kadar geniş bir toprak alanı içerisinde ise 150 milyon civarında bir insana hitap ediyor. Bu insanların önemli bir çoğunluğu başkent Moskova'da ve St. Petersburg gibi şehirlerde yaşıyorlar ve Rusya genellikle bu bilindik şehirleriyle anılıyor. Ancak bu şehirlerin haricinde Rusya'da ismi son derece az duyulan cumhuriyetler ve bunlara bağlı unutulmaya yüz tutmuş şehirler var. İşte o bahsettiğimiz yerlerden bir tanesi. Burası Karelya Cumhuriyeti. Rusya'nın şüphesiz en sıra dışı bölgelerinden biri. Burası Finlandiya'nın hemen doğusunda yer alan Rusya toprakları içerisindeki özerk bir cumhuriyet. Yaklaşık 700 bine yakın bir nüfusu var ve 180 bin kilometre karelik bir alana sahipler. Rusya'nın kuzeybatısında bulunan bu cumhuriyetin %85'lik bölümü ise yoğun gür ağaçların bulunduğu ormanlarla kaplı durumda. Bundan dolayı buradaki insanların geçim kaynakları bu ormanlar üzerinden elde edilen kerestelere dayanıyor. Karelya'nın başkenti Petrozavodsk adlı şehir ve tepeden bakıldığında modern bir Avrupa şehrini andırıyor. Bölge Finlandiya'ya o kadar yakın ki buradaki yerel halk Finlandiya'ya sık sık ziyaretlerde bulunuyor. Hatta Finlandiya'ya yakın olmaları Karelya'daki binaların mimarisinin Finlandiya'dakilere benzer olmasını sağlamış. Ahşaptan oluşan rengarenk binalar görebiliyorsunuz ve mimari açıdan göze hitap ediyorlar. Bu binalar Fin kökenli insanlar tarafından inşa edilmişler. Burada insanlar sakin ve Rusya'nın gürültüsünden uzak bir yaşam sürüyorlar. Yollar yeterince iyi durumda ve her köşe başı ağaçlarla dolu.
Hatta Rusya'nın orta hatlarından yazın buraya yaz tatillerini geçirmek için gelenlerin sayısı oldukça fazla. Harita üzerinden bakarsak, Karelya'nın doğu tarafının denize kıyısının olduğunu görebilir, burada Ruslar için denize girmeye müsait alanlar oluşturduğunu anlayabiliriz. Hatta Karelya'da Kija Adası adında özel bir alan daha var ki, burası Rusya'nın en kafa dinlemelik, stresten uzak yerlerinden biridir. Bu gibi özel alanlar, Rusya'nın dışındaki insanlar için pek bilinmediğinden ve bu alanlar dünyaya yeterince iyi tanıtılmadığından maalesef çoğu kimse tarafından keşfedilemiyorlar. Örneğin Karelya'ya bağlı Kija Adası'nda Rusya mimarisi daha baskındır. Bölge çok uzak bir alanda kaldığından, Sovyet döneminden kalma yapılar ciddi bir hasara uğramadan ayakta kalabilmeyi başarmışlar. Adanın baştan sona uzunluğu sadece 5,5 kilometre olduğundan orada kalıcı bir yerleşimin kurulması mümkün olmamış. Sadece iki kilise var ve o da yıllar öncesinden kalma bir eser niteliğinde. Karelya'nın genel hatlarına geri dönecek olursak, orada havanın genellikle kapalı olmasına karşın ormanlarda bolca meyve olduğunu bilmek gerekiyor. Rusya'nın merkezine meyve ihraç eden önemli bir ticaret noktasıdır Karelya. Bu meyvelerden en yaygın olanı böğürtlenler ve buranın yerel halkı orman yürüyüşlerinde böğürtlen tarzı meyvelere asla para vermezler. Şayet Karelya'ya gidip böğürtlen satın almak isterseniz 1 kilo böğürtleni 1.3 dolara satıyorlar. Şimdi ise Rusya'nın en batı kısımlarından en doğusuna doğru gidelim. Burası Sahalin isminde bir ada ve Rusya'nın en büyük adası. 72 bin kilometre kare gibi bir adaya kıyasla çok iyi bir alana sahip. Kıyaslama yapacak olursak Çek Cumhuriyeti ile hemen hemen aynı toprak alanına sahipler. Burada Karelya'daki Fin kültürünün aksine bu adada bir Japonya-Rusya kaynaşması mevcut. Hatta Rusya ve Japonya arasında bu gibi adalar üzerinde hala anlaşmazlıklar var. 19. ve 20. yüzyıl civarında hem Japonlar hem Ruslar bu adayı kendi topraklarına katmak istemişlerdi. Öyle ki ada 1905 ve 1945 yılları arasında bizzat Japon İmparatorluğu'nun bir parçasıydı. Fakat 2. Dünya Savaşı sonrası Japonya zayıf düşünce Rusya bu durumu fırsat bilerek adayı Japonya'dan aldı ve kendi topraklarına kattı. Bugün Sahalin Adası'nın güney kısmı Japonya'ya ait olan başka bir adaya bakıyor. Üstelik bu iki ada arasındaki mesafe sadece 43 kilometre kadar yakın. Bölge muazzam bir doğaya sahip olmasına karşın dünyanın en uç noktalarından birinde yer alması nedeniyle pek ziyaretçi almıyor. Rusya'nın kendi içinde bile Sahalin Adası'na ulaşım zor ve saatlerce uçak yolculuğu gerektiriyor. Rusya'nın diplomatik ilişkilerinin an itibariyle tüm dünyayla zayıf olması, Sahalin gibi adaların dünya genelinde keşfedilmesini daha da zor duruma sokmuş durumda. Bugün oraya Rusya anakarasından geçiş yapmak isteyenlerin feribotla yolculuk etmesi gerekiyor. Tabii buraya kalıcı yerleşim için fazla bir talep yok çünkü Sahalin Adası'nın da dahil olduğu bu adalar topluluğu dünyanın en büyük depremlerinin yaşandığı coğrafyayı kapsıyor. Büyük depremlere Japonlar kadar alışkın olmayan Ruslar, Sahalin Adası'nı sadece gezmek için ziyaret ediyorlar. Sovyet döneminin etkisi ise Rusya'nın bütün topraklarında olduğu gibi bu geniş ada parçasında da var. Adada yığınla Sovyet harabeleri bulunuyor ve artık tamamen terk edilmiş durumdalar. Adada yaşayanlarsa klasik bir köy kasaba hayatı sürmekteler ve geçimlerini adanın etrafındaki kıyılarda balıkçılık yaparak sağlıyorlar. Burada çok fazla kuş ve balık çeşidi var ve hatta fok balıkları bile görebilmeniz mümkün. Şayet adayı tepeden görmek isterseniz, Sahalin'de bir teleferik gezintisi bile yapabiliyorsunuz. Adadaki terk edilmiş deniz fenerinde ise artık kuşlar yuva yapmış ve orayı insandan arındırarak sahiplenmişler. Burası ise St. Petersburg gibi Rusya'nın en göz alıcı şehrine giderken görebileceğiniz dışlanmış bir beton şehri. İsmi Kudrovo ve Rusya'daki en yüksek beton binaların dikildiği cansız bir yer. St. Petersburg'da çalışanlar oranın fahiş kiralarına maruz kalmamak için Kudrovo adındaki birçok bina yığınının bir arada olduğu şehirde yaşıyorlar. Başka bir deyişle Kudrovo, Rusya'da dar gelirli aileler için düşünülmüş toplu konutların en çok bulunduğu yerlerden biri.
Hükümet destekli müteahhitler tarafından kalitesiz inşaat malzemeleriyle ve mimariden uzak tasarımlarıyla dikkat çekiyorlar ve dairelerin içi 80 metrekareden daha küçük durumda. İnsanlar bu şehrin içerisinde yürürken aşırı yüksek binaların arasında birer karınca gibi görünüyorlar. Sadece insanlar değil, kasabaya kuş bakışı bakınca arabalar bile burada epey ufak görünüyor. Kudrovo'daki her bir bina ortalama 20 katlı ve yükseklik korkusu olanlar için iyi bir seçenek gibi durmuyor. Her bir site ortalama 3700 daireyi içinde barındırıyor. Bu da buradaki betonlaşmanın nasıl en yüksek safhalarda olduğunu kanıtlıyor. Ancak buradaki insanlar Rusya'nın daha başka bölgelerine göre daha şanslı olabilirler. En azından yapılı temiz evlere sahipler ve düzgün bir yolları var. Ancak herkes onlar kadar şanslı değil. Örneğin burası Krasnodar. Rusya'nın 700 binlik nüfusuyla başka bir coğrafyası. 339 kilometrekare gibi ufacık bir alana sahipler ve buna kıyasla son derece kalabalık bir şehir. Rusya'nın kıyısında köşesinde unutulmuş bir yer değil ve Kuzey Kafkasya'da bulunuyor. Tepeden bakınca bolca binanın olduğu, binalarınsa genellikle 30 yıldan eski olduğu soluk bir şehir burası. Asfaltlar da en az binalar kadar eski ve elektrik kabloları sizlere gelişmemiş bir şehir havası veriyor. İşin kötü yanı şimdilerde yağmurlar başladı ve Krasnodarlı insanlar Kudrovo gibi asfalt yollara sahip olmadıklarından çamurlaşmış alanlarda yürüyorlar. Şehrin en büyük sorunu zeminin yumuşak olması ve bu nedenle sağanak bir yağmurda bir bataklığa dönüşüyor olmasıdır. Burası sanki binalar yapılırken yolların unutulduğu bir şehir gibi. Rusya o kadar büyük bir coğrafya ki haritanın hangi köşesine göz atarsanız orada bir detaya rastlıyorsunuz ve farklı manzaralar görüyorsunuz. Mesela burası da Ohosk denizine kıyısı olan Magadan şehri. Ülkenin uzak doğusu ve merkeze en uzak yerleşkelerinden birisi. Buranın hikayesi ise Stalin döneminden geliyor ve Vorkuta ile birlikte Stalin'in gulag kamplarının merkezlerinden biriydi. Ruslar için Magadan denince akla buz gibi soğuklar, gulag kampları ve kırsallık geliyor. Şehir yaklaşık 100 bin kişilik nüfusa sahip, ancak içerisinde yüzlerce hayalet binaya sahip. Neredeyse yıl boyunca bembeyaz kardan örtüye sahip, binaların beyazın tonlarında olduğu sakin bir şehir burası. Şehir o kadar soğuk ki insanlar yiyeceklerini pencerelerin dışında saklıyorlar ve buzdolabı çalıştırmaya gerek duymuyorlar. Burası da Rusya'nın az yatırım olan yerlerinden biri ve fazla bir talep olmadığından şehre yeni binalar yapılmıyor. Fakat oradaki otobüs duraklarının ve manzaralarının dünyanın en iyi durak manzaralarından birine sahip olduğunu iddia edebiliriz. Yakın zamanda terk edilmiş binaların içerisinde ise orada yaşamış insanlara ait eşyalar var. İçerisinde yaşam olan binaların genel durumuysa tam olarak bu şekilde. Burası Tuva ya da yabancıların söylediği şekliyle Tiva. Rusya'daki özel cumhuriyetlerden bir tanesi ve aslında bir Türk kökeninden geliyorlar. Rusya'nın güneyinde ve Moğolistan'ın hemen yukarısında bulunuyor Tuva. Batısındaysa başka bir Türk özel cumhuriyeti olan Altay yer alıyor. Bilim insanlarına göre Tuva Cumhuriyeti Asya'nın tam orta noktasıdır ve böylesine önemli bir stratejik konuma rağmen Rusya'nın içerisindeki değeri bilinmeyen bölgelerdendir. Bugün 350 bine yakın bir nüfusa sahipler ve bu Türk Cumhuriyeti'nin 170 bin kilometrekare gibi birçok ülkeden daha fazla bir toprak alanı var. Cumhuriyetin başkenti ise Kızıl Şehri, yani Tuvaca'daki anlamıyla kırmızı anlamına geliyor. Cumhuriyetin üçte biri başkent Kızıl'da yaşam sürüyor. Rusya'nın buraya önem vermediğinin en önemli göstergelerinden biri Cumhuriyet içerisinde sık sık kalkan toz fırtınalarıdır. Caddelerdeki ve sokaklardaki yollar genellikle yapılı olmadığından en ufak bir rüzgarda sık sık yerden toz kalkıyor ve göz gözü görmüyor. Eğer başkent Kızıl'da birazcık yürüyecek olursanız yolların genellikle asfaltlanmadığını görebilirsiniz. Ayrıca Rusya içerisinde hava kirliliğinin en fazla olduğu bölgelerden biri burasıdır. Çünkü bölgede ısınmak için kömür kullanılıyor ve bu da gökyüzünün gri bir dumanla kaplanmasına sebep oluyor. Tuva genel manada gelişmemiş bir kasaba havası veriyor. Evler çoğunlukla ahşap köy evlerini andırdığı gibi kullanılan arabalarda zamanımızın 20-25 yıl öncelerine hitap ediyor.
Yeni binalar elbette var ancak oralar bile yeterince iyi durumda değil. Örneğin inşaat artıklarının üzerine bir çocuk parkı inşa etmişler. Ve çocuklar oradaki toz toprağın içerisinde kalmış aletlerle oynamak zorunda kalıyor. Yeni diye tabir ettiğimiz binaların girişleri ise oldukça vasat görünüyor. Sanki bir apartman girişi değil de bir depo girişi gibi. Apartmanların önünde zaman zaman evsiz insanların uyuduğunu da söylemek gerekiyor. Bunun yanı sıra maalesef yolların ortasında bırakılmış çöp torbaları var ve bir çöp konteyneri yok. Rusya hükümeti sanırım Tuva'ya pek yatırım yapmıyor ve buralara kaynak ayırmıyor. Zira Tuva'nın tek sorunu kirlilik değil. Aynı zamanda burada yoğun bir işsizlik sorunu da var. İşsizliğin yüksek olması Tuva'daki suç oranlarını da artırmış. Burada her yıl 350 bin kişilik nüfus içerisinde 8500 civarı suçun işlendiği söyleniyor. Örneğin Cumhuriyet'teki resmi işsizlik oranı %12 olmasına karşın orada yaşayan insanlar gerçek işsizliğin nüfusun %25'inden daha fazla olduğunu iddia ediyor. Hem işsizlik hem de düşük maaşlar insanları yasa dışı işlere itiyor. Bir işi olanlarsa ortalama 400 dolar kadarlık aylık maaşa sahipler. Tuva gibi Türk kökenden gelme bir cumhuriyeti gerçekten daha güzel anlatmak isterdik. Fakat oradaki insanların yaşam şartları ve şehirlerin durumu sizi günümüzden 20-30 yıl öncelerine götürüyor. Tuva Cumhuriyeti'ndeki her insan şehirlerde yaşamıyor. Nüfusun dörtte biri atalarından devraldıkları bozkır kültürünü devam ettiriyorlar ve uçsuz bucaksız bozkır arazilerinde yaşam sürüyorlar. Orada modern dünyadan uzak kendi müziklerini, inanışlarını ve dillerini daha rahat şekilde icra ediyorlar. Ancak yaşadıkları bozkır arazilerinde de çöp kirliliği en üst seviyelerde ve ortam pek sağlıklı görünmüyor. Öyle görünüyor ki şehirde biriken çöpler bu bozkır arazilerine atılıyor ve özel bir çöp toplama alanı sanırım yok. Bozkır'da yaşayan bu insanlar küçükbaş ve büyükbaş hayvan besiciliği yapıyorlar ve hayvanlardan üretilen sütü Tuva'daki insanlara satıyorlar. İlginç olan şu ki bu insanlar domuzla besliyorlar. Tuva halkı eskinin ata dinlerine inanıyor ve Müslümanlığa karşı uzaklar. Bu nedenle domuza karşı herhangi bir mesafeleri yok. Bu domuzlar onlar için et ve süt kaynağı durumundalar. Rusya elbette bu kadarıyla sınırlı bir ülke değil ve içerisinde daha keşfedilecek yüzlerce özel alan var. Cats all asleep in the breeze. But one soul lies anxious, wide awake, fearing all manner of ghosts. Dünya üzerinde gizem barındıran ıssız yerler var. Kimsenin mümkün mertebe uğramadığı, iklimin ve yaşam şartlarının oldukça zor olduğu bölgeleri kastediyorum. Hatta bu yerlerden bazıları tarih sahnesinde adından bir hayli söz ettirmesine karşın günümüzde yıpranmış ve bakımsız durumdalar. İşte onlardan biri de adını daha önce duymuş olabileceğiniz Vorkuta şehridir. Burası bugün Rusya içerisinde bulunan ve dünyadaki mevcut yerleşim yerlerinin en kuzeyinde yer alan şehirlerden bir tanesi. Şehir o kadar kuzeyde ve her şeye uzak kalıyor ki yılın yarısından çoğu gökteki hava siyahla beyaz arasında gidip gelen gri tonları andırıyor. Aslında burası yakın zamana kadar Sovyetler Birliği'nin stratejik noktalarındandı ve ayrıca önemli bir madencilik merkeziydi. Sovyetler Birliği'nin çökmesiyle birlikte Vorkuta'da da çöküş başladı ve kömür madenleri bir bir kapanmaya başladı. Buna bağlı olarak son 30 yıl içerisinde şehir nüfusunun 2/3'ü Rusya'nın farklı yerlerine doğru göç ettiler. Günümüzde ise 24 bin kilometre kare büyüklüğündeki bu şehirde aktif insan sayısının 10 bin civarında olduğu varsayılıyor. 24 bin kilometre kare bir şehre göre son derece büyük bir yüz ölçümünü kapsıyor ve dünyadaki pek çok ülkenin ve önemli şehirlerin yüz ölçümü bile Vorkuta'dan daha düşük. Bu alana kıyasla şehirdeki nüfusun günümüzde gerçekten az olması, orayı resmen bir hayalet şehre dönüştürmüş durumda.
Rusya'nın ülkece hali hazırdaki mevcut dünya ilişkilerinin zayıf olması, bu gibi uç noktalarda bulunan şehirlerin ziyaret edilmesini veya buralarda kalıcı yerleşimler kurulmasını daha da zor duruma sokuyor. Mevcut Rusya hükümeti sanırım ülkedeki küçük yerleşim yerlerine yeterince yatırım yapmıyor ve onların unutulmasına göz yumuyor. Zira bugün Vorkuta'da bir hastane, bir üniversite veya büyük marketler bulunmuyor. Hatta şehre giden sağlıklı bir otoyol bile maalesef yok. Burayı dış dünyaya bağlayan tek bağ bir tren yolu ve bu yolu bile Sovyetler zamanında Gulag mahkumları inşa etmiş. Bu mahkumların tren yolunu inşa etmelerinden önce buraya geliş şekilleri ise nehirlerden kayıklarla olmuş. Şehre bugün Moskova'dan ulaşmak isteyenler trenle tam 45 saat yani yaklaşık 2 gün molasız yol almak zorunda ve bu tam bir facia dostlarım. Şehirde bir havaalanı var fakat Vorkuta'nın havası öylesine kasvetli ve çetin ki bölgedeki havaalanı aktif hizmet veremiyor. Zaten oraya gitmeye yönelik bir talep de neredeyse yok. Vorkuta'daki yaşamın günümüz manzaralarını detaylıca göstermeden önce yakın tarihine biraz daha değinmek gerekir. Bu şehir esasında Sovyetler Birliği dönemindeki o meşhur Gulag hapishanelerinin bulunduğu yerin ta kendisi. Vladimir Lenin'in emriyle kurulan ve sonrasında 1930'lardan 1950 yıllarına kadar Joseph Stalin yönetimiyle aktifliğini artıran bir çalışma kampıydı Vorkuta. Örneğin Sovyet rejimine isyan eden ve eleştiren politikacılar, köylüler ve şehir insanları cezalandırılmak adına buraya sürgün edilmekteydi. Böylece bu insanlar toplumdan soyutlandırılmış olduğu gibi kömür madenlerinde çalıştırılarak rejime hizmet ettiriliyorlardı. Kamplardaki çalışma şartları öylesine ağırdı ki oraya sürgün edilen insanlar hem Vorkuta'nın eksi 50'leri bulan sert soğuklarına hem de bu zor muamelelere dayanamadılar. Gulagların açılmasından itibaren ilk 30 yıllık süreçte kimi kaynaklara göre 1.7 milyon insan, kimi kaynaklara göre ise 3 milyondan fazla insan karların ortasında vefat etti. Gulaglar Stalin'in vefat etmesinden birkaç yıl sonra, yani 1960'ta devlet tarafından kapatıldı. Orada yeni bir yaşam oluşturulmaya çalışıldı. Öyle ki Vorkuta 1960'lardan sonra lüks Sovyet binalarının yapıldığı, iş insanlarının buraya geldiği modern bir Rus şehri olma yolundaydı. Rusya'da iş bulmak isteyenler Vorkuta gibi önemli bir sanayi kentinde kolayca iş bulabilir hale geldiler. Bu insanlar aynı zamanda devletten kira yardımı gibi sosyal teşvikler bile aldılar. Vorkuta'da aktif olarak hizmet veren 13 büyük maden sadece Rusya'ya değil bütün dünyaya kömür ihraç eden bir yer haline geldi. Zira kömür madenciliği geride bıraktığımız 100 yılın en önemli yakıt ihtiyaçlarını karşılar nitelikteydi. Fakat zaman içerisinde Rusya halkında böylesine kötü bir imaja sahip olan Vorkuta şehri, Sovyetler Birliği'nin çökmesinden sonra yeniden insanların daha fazla katlanmak istemediği bir yer haline dönüştü. Rusların gözünde tekrardan değersizleşti ve insanlar burada durmaktan yeniden soğur hale geldiler. Aktif çalışan 13 maden şirketi madenlerini tek tek kapatmaya başladı. Bölgedeki en önemli iş sahası olan madenlerin kapanması, orada çalışan insanların diğer ihtiyaçlarını karşıladığı esnaf dükkanlarının da zarar görmesine sebep oldu. Vorkuta'daki madenlerin kapatılmasındaki en büyük sebepse gelişen dünya teknolojisinin Vorkuta madenlerini değersiz hale getirmesidir. Yani bundan 50-100 yıl öncesine kadar kömürler insanların ısınması, fabrikaların veya makinelerin çalışması için muazzam bir yakıt kaynağı iken, gelinen teknoloji çağında doğal gaz ve petrol yakıtlarının keşfedilmesi kömürün önemini azalttı. Ülkeler kömürle çalışan eski tip makineleri kullanmak yerine Katar, Kuveyt gibi Arap ülkelerinde keşfedilen petrol kaynaklı teknolojilere odaklandılar. Bu sebeple Vorkuta, gulaglardan kalma kötü imajından kurtulamadı ve modern, gelişmiş bir şehir olamadı. Bugün orada hala Sovyet liderlerinin heykelleri ve onların döneminden kalma binalar var. Şehre tepeden baktığınızda etrafta yeni bir binaya bırakın bir hareket bile yok. Ne bir araç trafiği ne de insan kalabalığı göremiyorsunuz. Şehir tam anlamıyla soluk renkte ve hayaletlerin yaşadığı bir korku filmini andırıyor. Aslında pek çok bina hala oturmaya müsait derecede sağlam ve şık görünüyor. Fakat ulaşım imkanlarının kısıtlı olması, Rusya'nın evsizlerini bile bölgeye çekmiyor.
bölgede aktif şekilde kömür çıkartılan sadece 4 maden var ve etrafta gördüğünüz tek tük insanlar da işte o maden şirketlerinde çalışanları kapsıyor. Yaşadıkları binaları boyayarak diğer sahipsiz binalardan ayırt edilmelerini sağlıyorlar. Zaten binaların çevresindeki araçları görünce burada ufak da olsa bir yaşam belirtisi olduğu anlaşılıyor. Terk edilen binaların içi ise sanki özel olarak tasarlanmış film setlerini ya da bir video oyununun atmosferini anımsatıyor. Burası Kuzey Kutbu'na o kadar yakın bir bölgedeki yılın bu aylarında bile oradaki karlar erimeden duruyor. Oradaki insanlar Haziran ve Temmuz'da bile kalın ceketlerle geziyorlar. Evlerin içerisindeki açılmamış içkiler, dolapların içerisindeki kitaplar ve hatta ilaçlar buranın sizden önce birilerinin yuvası olduğunu adeta kanıtlıyor. Dışarıda karların altında bırakılan terk edilmiş araçlar da buna dahil. Sessizliğin bu kadar aşırı olduğu terk edilmiş bir şehirde sizi ürperten en belirgin ses ise zaman zaman etrafta başıboş gezen kurtların ulumaları oluyor. Burası artık insanların alanından çok doğanın tekrar sahiplendiği bir yaşam alanına dönüşmüş. Etraftaki yabani otların çalılaşmış derecede büyümesi de bunun başka bir göstergesi. Özellikle gün tamamen karardıktan sonra Vorkuta'da dışarıda gezmek gerçekten de cesaret gerektiren bir iş. Öyle ki dışarıdayken duyacağınız en ufak bir uğultu size korku terleri döktürebilir. Çünkü etrafınızda 20 metrenin ötesini görebileceğiniz hiçbir şey yok ve bütün şehir tamamen karanlığa bürünüyor. Karanlığın içerisinden çıkıp size doğru koşabilecek bir yabani hayvan ihtimali hiç de düşük bir olasılık değil. Vorkuta'nın belki de en güzel yanı dönemine ait tüm orijinalliğini bozulmadan koruyor olmasıdır. Sovyet binalarındaki kabartmalar, neon dikey tabelalar daha dün gibi ayakta duruyor. Burası yakın yüzyılda mükemmel bir müze kente bile dönüştürülebilir. Şehirde insanlardan ayrı olarak çalışan ender altyapılardan biri ise bu trafik ışıklarıdır. Fakat onlar bile Sovyetlerden kalma. Zira trafik lambaları bile bir direğe asılı değiller. Benzer bir şekilde minibüs durakları da modernlikten oldukça uzaklar ve tabiri caizse çöp konteynerlarını andırıyorlar. Aslında bu terk edilmiş şehirde aktif bir minibüs taşımacılığının olması bile bir ayrıcalık gibi görünüyor. Bölgede iyi bir hastane olmadığı gibi bir üniversite de yok. Bu insanlar acil bir hastalık geçirirlerse Vorkuta'da kendilerine çözüm bulabilmeleri mümkün görünmüyor. Ayrıca insanların bulundukları apartmanlarda çalışır ısıtma sistemi olsa bile binadaki terk edilmiş dairelere ait borular donuk olduğundan içinde insan yaşayan diğer daireye sıcak su veya peteklere ısı iletilemiyor. Şehirde gezinen araçlar var ancak onlar da buraya trenlerle sevk edilen araçlardan ibaret. Yani sadece Vorkuta içerisinde iş görüyorlar. Bölgede yaşayan insanlara erzak ve ilaç tedariği yine bu trenler vasıtasıyla yapılıyor. Şehrin sakinleri genellikle 50 yaş üzeri çaresiz ve yoksul kimseler. Reşit yaşa ulaşan gençler burada durmuyorlar ve ailelerini geride bırakmak pahasına Moskova'ya ve Avrupa'ya göç ederek daha iyi bir yaşam arıyorlar. Çünkü burada sadece maden işleri var ve madenlerde çok sık kaza yaşanması genç insanları başka şehirlere yöneltiyor. Gerçekten de bölgedeki mezarlığı şöyle bir incelediğinizde hayatını kaybedenlerin fotoğrafları gencecik insanlara ait. Bu insanlar bölgedeki aktif 4 madende son 20 yıl içerisinde hayatlarını kaybetmişler. Ölenlerin raporlarını açık kaynaklardan incelediğinizde maden patlamaları, metan gazları ve başlarına kaya düşmesi, yüksekten düşme gibi gerekçeler yazılmış. Yine de ileride Vorkuta'ya yerleşme gibi bir düşünceniz olursa oradaki emlak piyasasına da değinmiş olalım. Şayet Vorkuta'da bugün bir daire satın almak isterseniz, 3 odalı bir daireyi sadece 150 bin rubleye satın alabilirsiniz. 150 bin Rus rublesi bugün için 40 bin Türk lirası ya da başka bir ifadeyle 1500 Amerikan doları yapıyor.
yani yurt dışında bir daireye sahip olmanın en ucuz yollarından biri Vorkuta'da ev almak olsa gerek. Bu size komik bir düşünce gibi gelebilir. Ancak buranın önümüzdeki 100 yıl içerisinde değerlenmesi çok yüksek bir ihtimal olabilir. Çünkü bütün dünyanın ve iklim bilimcilerin kabul ettiği bir iklim sorunumuz var. Orta hatlarda yer alan Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri bir zamanlar 30 derecelerde yazı geçiriyorken, bugün buralarda rahatlıkla 50 dereceler görülebiliyor. Zamanla bu sıcaklıkların daha da yükselecek olma ihtimali düşünülürse, Grönland ve Vorkuta gibi kutuplara yakın yerler ısınacaklar ve iklimsel açıdan daha yaşanılabilir hale gelecekler. Bu da oraların değerlenmesini sağlayacak ve bölgedeki dairelerin değeri büyük olasılıkla yüz binlerce dolarları bulacak. Günümüzde orada evi olanlar, talep bulamadıkları için evlerini satamadan eşyalarıyla birlikte Vorkuta'yı terk etmişler. Fakat bu ev sahiplerinin yakın zaman içerisinde dünyanın en kıymetli arazilerinden birine sahip olabilmesi de asla mucize değildir. Özetle Vorkuta, gerek tarihsel geçmişiyle, gerekse iklimsel şartlarıyla dünyanın en ilginç şehirlerinden bir tanesi. Burada yaşamak isteyen bir insan, konforsuzluğa ayak uydurmalı ve zamanın 50 yıl öncesindeki imkanlarıyla yetinmek zorundadır. Bunun yanı sıra Mayıs-Haziran aylarında bile palto giymeye ve bere takmaya da ayak uydurmalıdır. Mesela siz çok iyi bir maaş teklifi alsanız, Rusya'nın en kuzey noktalarından birindeki bu ıssız donuk şehre gitmek, orada yaşamak ister miydiniz? Yoksa bu gibi buz kaplı eski şehirler gerçekten de bir zaman sonra yok olmaya mahkum mudurlar? Video hoşunuza gittiyse bu tarz ilginç şehir videolarının gelmesi adına videoyu beğenebilir ve kanala abone olabilirsiniz. Hoşça kalın.